Gökhan Bey, iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. İyi yayınlar demek istiyorum. Tabii hüzünle izliyorum programı. Niye hüzünle izliyorum? Orada birileri bir haysiyet cellallığı yapıyor. Benim adım geçiyor ve siz de diyorsunuz ki... Kim yapıyor burada haysiyet cellallığı ya? Biraz saygılı ol ya. Mehmet Metiner, zıplama. Şimdi zıplama, saygısız herif. Zıplama. Ya bir dakika, o haysiyet cellallığı ne demek ya? Ne söyleyeceğim? Burada seni suçlayan kimse olmadı. Başladım, senin bağırmalarınla yılacak bir adam. Burada sen adını suçlama konusu yapan kimse olmadı. Bir şey yapmakta hiçbir yere dinlemez. Sakin ol. Haysiyet cellallığı gibi suçlamalar getirme. Terbiyesiz herif. Önce bir dinle. Saygılı ol. Terbiyesiz sensin. Yok, bunu böyle sürdüremeyiz. Yok. Bir dakika. Doğru değil. Nedir ya bu? Hakaret etmek için mi bağlanıyor ya? Bir dakika. Kim burada haysiyet cellallığı yaptı ya? Çıkan adam da orada haysiyet cellallığı yapabilir. Ama sizin gazeteci olarak göreviniz, burada olmayan bir adamın eğer adını geçiriyorsanız onu canlı yayına bağlayıp cevap hakkını tanımak gerekir idi. Şimdi ben biz ne yaptık şimdi? Arıyorum. Gökhan Bey şu anda bitireyim. Şu anda ne yaptık? Hayır, bir dakika. İzin verin, bitireceğim. Ya şu anda siz telefonla canlı yayına bağlanmadınız mı? Evet, şöyle evet. Bağlandım. Evet. Editörünüzü 10 dakika sürekli aradım. Barış arkadaştan rica ettim. Oradaki Hasan Ören arkadaşımızdan rica ettim. Ve siz vicdanlı ve adil olduğunuzu söylediniz. Barış arkadaşın da gerekli açıklamayı yaptığını sonra söyledim. Benim kafama birisi silah mı dayadı? Gökhan Bey. Barış arkadaş benim vaazım falan değil. Benim adım geçiyor ise ya sizin... birisi benim adımı böyle bir konuda geçirmeye cesaret ediyor ise cevabını da canlı yayında alacağını bilecek. Gökhan Bey. Gazetecinin en temel kuralıdır bu. Gökhan Bey ya bize... Ya Gökhan Bey bir dakika ya bize gazetecilik dersi falan vermeyin ya. İşte bağlandınız. Ne dersi vereyim? Siz birisi, önce birisi bakın siz çok sizin yaptığınız çok... Bir telefonu kısar mısınız? Yani. Bir telefonun sesini kısın. Gökhan Bey. Siz çok saygısız bir insansınız. Burada tarafsız bölge programında çalışan 20 yaşındaki asistan kız sizi arıyor herhangi bir program için. Bağlanmanızı istiyor. Bir konuyla ilgili bir soru soruyor. Siz sosyal medya hesabından o 20 yaşındaki kızın telefon numarasını ortaya koyan, deşifre eden bir insansınız. Sizin nerenize saygı göstereceğiz? Bir de tutmuşsunuz bize gazetecilik dersi veriyorsunuz. Hadi oradan diyorum size. Bağlamayın ya Gökhan Günaydın. Hak etmiyor ki. Hak etmeyen bir adam bu yani. Yani saygısız bir insan. Böyle bir saygısızlık olur mu? Bana gelmiş telefon canlı yayına bunu niye bağlamışız? Hasan Ören demiş. Ya Hasan Ören bana Gökhan Günaydın'ı bağla dese ne olur demese ne olur? Yani ancak benden böyle bir talepte bulunabilir, ricada bulunabilir. Kim bana herhangi bir baskı yapabilir? Ben Gökhan Günaydın'ın telefona bağlanmasını istedikten sonra... Bu ne biçim bir ayıp ya? Telefona bağlamamışız. Bağladık işte. Konuşun. Bana gazetecilik dersi veriyor bağlanmamış gibi. Ne ayıp bir şey bu ya? Şimdi zıpladı hopladı üstü bu falan da gerek yok ki. Zaten onu hedef alan bir şey değil. Barış arkadaşım bir tweet okundu. Barış arkadaşla bağlandı. Olayın aslı budur dendi. Bu mu yani şimdi Hasan Bey yani? Bu şimdi ayıp Ahmet bir şey Bey, ya. Ahmet bu, Bey olmuyor böyle bir şey. Şöyle dendi. Yani Gökhan hatta övdük ulusalcı milletvekili. Ben Barış arkadaşın sözü üzerine yarar var. Ulusalcı milletvekili çok iyi tanıyorum. Yani kendisiyle ilgili yapılmayan bir şey tahmin ediyorum çok zoruna gitti. Ama tabii ki fırsat verildiğinde de kendisine yapılan haksızlığı anlatmasını yeğlerdim. Yani bir fırsat verildi, yani, öyle verildi. 5 dakika sonra verilmiş şey. Yani ne olacak yani beni kim zorlayabilir yani Gökhan Günaydın'a cevap hakkı ver. Ben de direnemedim gibi. Ve sonunda verdim. Yok, böyle mi yani? Şimdi, bu mu yani? Hayır, ne saçma bir şey ya.